Erdoğan gelmeden dünyanın üçüncü büyük tarlam var bizdedir. Şu anda biz buğdayı dışarıdan ihraç ediyoruz. Biz geçtiğimiz aylarda Edirne'ye gittik abi. Evet. Biz İstanbul'dan geliyoruz buraya. Evet. Edirne'ye de gittik. Oradaki çiftçiyle konuştuk. Buğday yetiştiricisiyle konuştuk. 8 liradan, 7 liradan ambara verdiklerini söylüyorlar. Evet. Yani ofise veriyorlarmış. Hı. Buğday ofisine. Evet. O da vatandaşa veya fırıncıya ya da un yapan fabrikalara 4 liradan 4,5 liradan. Yani aradaki farkı kendi ödüyor. İşte. Vatandaştan 8 alıyor, fabrikaya 4 liradan veriyor, 5 liradan veriyormuş. O aradaki farkı kendi karşılıyor. Fiyatlar artmasın diye. Fiyatlar artmasın diye bu kadar uğraşmasına rağmen fiyatlar artmaya devam ediyor abi. Önüne geçemiyorlar mı? Abi zaten biz hepsini Cumhurbaşkanlığı yüklüyoruz ama buradaki denetleme sıkıntısı var. Adam mesela pamuk tarlasıdır, ekiyor, gidiyor devletten destekleme alıyor. Evet. Ama gel gör ki tarlada hiçbir şey yok. Peki bu denetleme mekanizmasını oturtmak için 20 yıl yeterli bir süre değil miydi? Ya 20 yıl yeterli bir süre ama yani çevredeki size ne diyeyim, kötü niyetli insanlar. Mesela Sayın Erdoğan'a hepsini yüklememek lazım. Bunun mesela Tarım Köy İşleri Bakanlığı var, ona bağlı birimler var. Hepsini kendi seçmedi mi? Hepsini kendi getirmedi mi o görevleri? İnsanları bilemezsin. İnsanları bilemezsin ya, hangi niyetten olduğunu. 20 yıldır bir türlü bir... Ama çok iyi işte İşleri de var. Mesela sağlık yönden bayağı ilerledik. Şu an randevu alabiliyor musunuz? Tabii. Hiçbir sıkıntımız yok. Şu an aradığınız zaman randevu bulunuyor mu? Tabii. Nasıl bulunuyor abi? Bulunuyor. Biz arıyoruz, bulamıyoruz diyorlar vatandaşa. İşte, biz buluyoruz. Mesela dün ben fizik doktoruna gittim. 2 gün önceden almışım ama aynı gün vermiyorlar. Aynı gün yok tabii. Aynı gün yok. Ama bir hafta önce, 3 gün sonra, 10 gün sonra veriyorlar. Bir hafta 10 gün içinde. Randevuyu alamıyorum gözüm için. Kaç gündür abi? 17 gündür. Bak 17 gündür alamıyormuşum. Ben geçen Urfa kanalına raportaj da yaptım. Dedim Allah için bu şeye bir el attım. Ya güzel de denk geldi abi bak. Ben müzik dinlattım. Ling 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 ling. Ondan sonra deyip bakıyorum dolu. Bak randevu konusunda ben şikayetçiyim. Alamıyorum. Al bir randevu al. Ayağım için al. Ben fizik için aldım. Bak ayakıma bandaj olmuşum, geriyorum ya. Her bölüm aynı hikaye. Ama mesela örnek veriyorum. Mesela dahiliyeyi bulabiliyor musun? Dahiliyeyi almadım. Dahiliyeyi bulabiliyor musun? Ben gidiysen, mesela gidiysen seni bir tane teste göndereyim. Değil git bir ay sonra gel testin sonucu çıkıyor. MR kaç günde çıkıyor? Bir ay. Bak burada meydan hastanesi. Ne kadar? Bir hafta. Bir ay diyor abi. Özel hastane bir saatte veriyor. Devlet hastanesi bir ayda veriyor. Bu devletin var ya abi, hiçbir şey ne savunamasın. Belediye otobüslerine git bak 63-4 tane duruyor. Üniversite açıldı mı 90 numara var ya 90 numara. Evet. Öğrenciler iç içe girmiş. Biz virüs zamanında insanlar aramızdaki mesafe şu kadardı abi. Bu belediyenin de bu yönetimin de hiçbir faydası yok halka. Bak ayağım için alamıyorum, gözüm için alamıyorum, vazgeç. Dedim ölüm geber. Ayağımla gözüm için alamıyorum diyor mesela. Ben ayağımdan aldım. Ayağım. Tabii. Abi alamazsın, mümkün değil. Bak. Abi ben gittim. Ürolojiye gittim. Beni bir teste gönderdi. Bir ay sonra bana verdi. Bir ay sonra sonucunu. Bak şimdi. Sen dedin ki sağlık yönünden iyi dedin. Bir dakika sonra çürüdü. Vatandaş dedi ki ben alamıyorum. O yanlış oluyor kardeşim. Eğitim sıfır. 45 gündür radyo. 45 gün bir diş yapacağım daha bir şey yapmamışım. 45 gündür. Yanındaki adam yaptı. 45 gündür. Bir gidiyorum. Bir ilanda uyuyorlar. Bir daha gidiyorum. Tekrar 15 gün. Bir daha gidiyorum. Tekrar 15 daha. 45 gündür bir şey de yapmamışım. Yani 45 gün. Yapamazsın. Mümkün değil. Oy verirken bunu düşünmediniz mi? Ya kim oy kullandı abi? O verdik da bir daha demeyeyim de. Kim oy kullandı abi? Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy verdi? Kim? Ben mi? Erdoğan'a vermedim. İki defa üç defa verdim. Daha sonra vermiyorum ben. Abi şimdi Erdoğan'ın karşısında bir rakip var da biz mi vermedik abi? Rakip var da biz mi vermedik? Sen Erdoğan'ı kullanıyorsun. Abi şu an Erdoğan halkı kandırıyor veya kandırmıyor. Bak ben 26 yaşında bir adam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şeyden dinledim bak. Bir dinle. Kardeşim. Tamam. Seçimde var ya bu geçen seçimde. Tamam mı? Ben oy kullanırken aynı televizyonun başına gittim. Çok dikkatli, çoktan beri takip ediyorum. Ben 3-4 defa da Tayyip Erdoğan'a verdim. Seçim oluyor ya televizyonda. Baktım ki daha %30 sandıklar açılmış, %70'i kalmış. Sen nasıl %15 ileride diyorsun? Ondan sonra Mesut Yavaş çıktı. Diğeri nedir? Öbürü. İmamoğlu. İmamoğlu çıktı. Kılıçdaroğlu çıktı. 5 puan düşürdüler. Tekrar diyor. Oy tanınıyor kardeşim. Bundan başka şey yok. Oy kesin çalışıyor. Yani. Çalınıyor. Peki abi bundan abi şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bundan önce Urfa'da asgari ücretle çalışan veya günlük kimliğe çalışan bir adam 100 TL'ye çalıştığını düşün. Adam çıkıyordu çayın kilosu 60 lira. 1 kilo çayını alıyordu. Cebinde de 40 lira parası kalıyordu. 20-30 lira da evin isteğini götürüyordu. 10 lira da cebinde kalıyordu. Bu adam günde 300 TL kazanıyor 1 kilo çay alamıyor. Olamıyor. Abi yaratılmış en yüce varlık insanız. Bizleriz, bizi ucuz ettiler.
300 TL. 280'miş çay abi, soruluk evet. Abi 1 kilo, 380. Abi 380. 280'e barut çayı satılıyor. Abi kötü çay, kötü çay. Kötü çay abi. Yeter var, içen bak, bu adam, ben geçen bu adamı aşağı çarşıda da gördüm. Ya artık bıktırdılar ya. Gerçek mi? Bu adam bana diyor, ben randevu, ne randevusu abi, eğitim sıfır. Ya abi sağlık sıfır, bütün her şeyler sıfır. Bu seçimde göreceğiz ama. Kim oy verdin abi? En son Cumhurbaşkanı. Ben kendime, Cumhurbaşkanı seçiminde ben oy kullanmayacaktım. Erdoğan'a mı kalktım verdim, neden verdim? Çünkü karşında... Ya bir daha az önce adama dedi ki. Abi bak neden verdim? Kim oy verdin? Abi, belediye gelsin. Bak şimdi belediye gelsin, belediye de vermeyeceğim abi. Niye abi? Abi vermem mümkün değil. Ya şimdi bunda Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi bana ters. Bu adam veya bizi kandırıyor veya kandırmıyor. Din bakımından söylüyor. Ben de Kılıçdaroğlu'nun fikrine güvenmediğim için Erdoğan'a verdim. Ama başka bir şansım olsaydı yeminler olsun vermeyebilirdim ben o adama. Abi çünkü enflasyon kötü. Sağlık adam yanlıştı değil mi? Abi şu an var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya bir bakan geldi söyle. Bizim belediye başkanımız 2 dakikada buradadır. 2 dakikada. Belediye başkanımız 2 dakika buradadır. Nerede yalaçı orada? Belediye başkanımız. Hemen hemen. Geçen ben TV8'de MasterChef'i gördüm. Belediye başkanımız orada. Somer Şef'le konuşuyor. Fakirin haline gel bak. Bırak Somer'i. Somer'de para var. Bak adam peynir satıyor. Elhamdülillah parasını kazanıyor. Sor bir isteği var mı diye. Senin tarlayı var, gidiysen yanına, yukarı çıkabilirsen, bu adama bir şey yok, yanına çıkamayın. Tamam. Git 3 tane adam bilen, şuvalinin yanına çıkarsan, belediyenin yanına çıkarsan, bu adama bir sorun, söyle bu adamın ne sıkıntısı var? Gelin bir halkla ilgilenin, zenginleri bırakın abi, bırakın zenginleri, ya zenginler zaten zengin. Adamın doları vardı, doları tavan yaptı. Bizim dolarımız yoktu ki abi tavan yapsın. Biz hepimiz elhamdülillah işçi adamı ya. Bir asgari ücrete bakıyık 11,5 milyar, kira 4 milyar ya abi. Ben, 2 tane çocuğum olsa ben nasıl geçineceğim memlekette? Şuna bak abi bak. Biz bahalığa da eyvallah deyik. Bayram, hastalık, yani sağlık konusu da yardımcı olur. Öl abi, öl, öl. Oh, öl, telefon, sen fakir, sensin öl. Telefonu açıyorum. Ling, 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 müzik dinleyik 10 dakika. Ondan sonra deyik buyurun, diyem işte randevu deyik, diyem göz, deyik bekle. Bekleyem, bilmiyorum süre aşamasından dolayı randevu veremiyoruz, iyi günler. Abi, hadi mümkün de ya. 15 gün içinde randevu yok diyor. 15 gün olsa iyi, 15 gün olsa adamın diyem ki gözü ağrıyor ya. Ha. Abi buna nasıl 15 gün ses verin? Adamın gözü ağrıyor abi, sağlık bu sağlık. Sıfır ya, sistemi sıfır, gözü ağrıyor adamın ya, gözü gözü. O zaman acile gitsin diyorlar. Abi acile gidiyor, adam da bakıyor, böyle bakıyor, yazıyor, gönderiyor. Acil ne yapacak abi? Şimdi abi dışım dalınmış, acil ne yapsın? Bir yere iki dolgu yap, gidiyorum dolguya, arıyorum randevu dolu. Arıyorum randevu dolu. Acilden çocuklar şey abi, inle. İnne yapı gönderiyor. İnne yapıp serunu takı gönderiyor. Ben esnadım gidip dışımı çaktıracağım. Sağlam antalemiz çakacağım. Kurtulalım ne yapayım? Acılardan. Ayağımı da kesem ne yapayım? Hadi dışını çaktı. Ayağımı çak. Gözümü de oy mu çıkardım? Devlet ne diyor abi biliyor musun? Öyle diyor ki git kaçak iş yap. Benden kazanamazsın. Git sen kaçak iş yap. Sonra sen yıkarsın cezaevine gitsin. Abi, yazık. Ben gençlere yazık abi. Çok ciddi manada söylüyorum, gençlere yazık. Nerede bir tane genç varsa para bulamıyor, iş yok, imkanı yok, gidiyor uyuşturucu bakımı istiyordu. Hırsızlık yapıyor. Abi ya sen gençlere destek ol, destek, destek ya. Ya adam belediyede Allah yardımcısı olsun, çöpçüdür mesela diyelim. Keşke biz de olsa biz de çalışsak, kınamıyoruz. Adam geliyor, 60'a bedava biniyor, bu adam öğrenci. Bu adam geliyor, 5 lirasını basıyor, biniyor. Lan bu adam sana belki doktor olacak. Heh. Ülkenin vatana faydalı bir insan olacak. Heh. Bu adamın cebindeki 5 lirayı sen niye istiyorsun baba? Alma. Sonra gençler niye yurt dışına gidiyor? Gider tabii. Abi şu adama Amerika'dan teklif gelse var ya, bir dakika durmaz abi. Durmaz abi, bir dakika durmaz bu adam. Almanya'dan teklif gelse bir dakika durmaz. Almanya'yı görmüş mü? Ekonomisini biliyor mu? Görmemiş ama yine gider. Niye? Çünkü ülkemizin ekonomisini biliyor. Baba bak sen bir şey söyleyeyim mi? Bak Urfa'da bir sürü hastane var. Tamam. Doktor yok. Doktor yok. Abi kaçar kaçar doktor. Kaçıyorlar abi. Ya, abi ben doktorun... Kaçmasınlar doktor... mı abi? Dursunlar diye nasıl ki? Yüksek ver, yüksek. Kıymetini ver doktoru. Yüksek abi, ver ya. Millet vakiline işe yarayayım. Bir evi izah et. Gitmiş orada oturmuş 80 milyar ben sorayım. Doktora ver 80 milyarı. Doktora ver 80 milyarı. Yanlış anlama. Biz İstanbul'dan geliyoruz ama en çok doktora şiddet de buralarda görünüyor. Tamam abi şimdi biz... Doğru mu? Şimdi bazı insanlarımızda suç yok demiyoruz. Abi. Sağlık yönünden. Abi adam hakaret ediyor. Doktor hakaret ediyor. Hakaret. Benim gözümün önünde kadın hakaret etti ya. Abi kayıt altına alacaksın. Abi ben orada kendi... Bak nasıl onu silip atıyorlar. Abi hiçbir şey olmaz. Abi hiçbir şey olmaz ya. Ne olur abi? Devletin istediğinde hiçbir şey olmaz. Allah doktorların eksikliklerini vermez. Bak eksikliklerini vermesin. Biz ona bir şey demiyoruz. Biz ölürüm bir tane. Biz ona bir şey demiyoruz. Allah eksikliklerini vermesin. Allah oraya da düşürmesin ama. Çünkü insanlık kıymetini bilmiyor. Bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir şey diyeyim. Abirdan Cumhurbaşkanımıza diyeyim ki, Sayın Cumhurbaşkanım, doktorların maaşını yüksek et. Çünkü onlar hak ediyorlar bu maaşı. Milletvekilleri hak etmiyorlar. Orada oturmuşlar, hiçbir şey yapmıyorlar, 80 milyar maaş alıyor. Doktor 30 yıl okul okumuş, aldığı maaş 30 milyar. Nasıl oluyor? Yazık, günah bu doktorlara. Doktorların maaşını yükselsinler. Benim akrabam doktor değil ha, Allah için konuşuyorum. Bugün doktor olmasa hepimiz sağlık ölür, hepimiz ölür. Ama milletvekili beni kurtaramaz, ama doktor beni kurtarır. Doğru mu arkadaş? Abi, bak sen bu seçimde göreceğim belediye seçiminde. Adamın %85-86 Urfa'da oyu var. Ama bu belediye seçiminde böyle olmayacak. Yatış bitti ama bundan sonra. Bir sürü insan şikayetçi. Bu mikrofonu kime uzatırsan bir şikayeti var. Şikayetçi olmayan da durmayın. Tarlası var, desteklenme alıyor, parası var, kefine bakıyor. Kim haksızlık varsa buraya konuşuyor. Nemalanıyor diye seçim. Abi sen rahat ol ya. Bunlar neler? Git o belediyenin önünde dur bak neler neler var. Biz görmüyoruz anıyorlar. Yalan.
Hadi olmasın. Kolay gelsin. Doktorlara dediğim gibi devlet değer versin, kıymet versin, maaşlarını yükselsin. Hiçbir doktor kaçıp gitmez. Eyvallah. Hiçbir doktor ülkesini bırakmaz. Ama abi adam şimdi diyor ki ben 30 yıl okul okumuşum. Ne hallara gelmişim, buraya gelmişim, verdiğim maaş bir şey değil. Gelmiyorum. Yükselt ya. Lakin de doktorun maaşını yüksel. Eyvallah. Hadi Allah'ım bana. Hacı selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl iyisin inşallah? Sağ ol, iyiyiz elhamdülillah. Maşallah. Nasıl, geçimler nasıl? Tencere geçim kaynıyor zor mu? Zor. Zor. Niye zor amca? Öyle yok, bir şey yok. Kulla çalışık. Ekmek yok. Bağlı. Ne olursa bağlı. Bunu aldım şimdi 70 milyonu. O da yalvardım bir attık. Bir tane atlet. Ha, bir tane attık. 70 milyonu aldım. Bir atlet 70 lira. Ha vallahi şimdi gel seni götürürüm oraya. Yürümeyeler ne kadar burada? 300-400 en fazla. 300-400 yok. Kim çalışıyor? 4 tane 5 tane atlet parasına mı çalışıyor insan? Bunlar ya bir atlet parası çıkmıyor mu acaba? La başka fren var, kasa var, çoluk çocuk var, okula giden var. Ne yapsın bir atlet mi? Şimdi sen bir atletle olur mu? Senin yiyeceğin yok mu? Bir aşağı ucuzsun insan, aşağı yiyeceğin ucuzsun. Ya bağlı. Peki amca, bu geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sen kimi destekledin? Kim olsun istedin? Ben daima ona vermişim. Deybe vermişim. Daima o başa gelmiş, ben vermişim şu güne. Bahsettiğin pahalılığın sebebi kim? Niye böyle pahalı oldu? İşte öyle, ne bileyim. Ben seni kimse bir şey... Hükümet değil mi? He? Hükümet pahalı, hükümeti yapmıyor. Hükümet pahalı yapıyor. Hükümetin elinde değil mi? Hükümet ucudu yapar. Ama sen de destekledim diyorsun. He? Madem pahalılık var, niye destekledin? Şimdi o bir zaman bela de oldu, bu sefer oldu, bağlandı. Yine daha geldin orkun, sabı sırasına. Önceden öyle değil miydi? Yok. Neydi? Hepsi fırına belaydı fırına. Öyle değil. Kasa belaydı, elbise belaydı, ayakkabı belaydı. Hepsi bu sefer oldu mu, hepsi bağlandı. Daha önceden yoktu. Yok, önceden yoktu. O başa gelmiş, ben daima vermişim. Maşallah. Bundan sonra kime verirsen dayım? Bundan sonra da ne belediye verir ne de ona verir. Daha geçmiş olsun, 5 sene daha uğraşacağım. Eyvallah. Peki. Nasıl durumlar, vaziyet nasıl, geçimler nasıl? Durumlar çok iyi değil yani. Kötü. Neden yani, dolayı abi? Ya şu anda kiralar çok yüksek. Kiralar yüksek olduğundan dolayı geçim sıkıntısı abi. Herkes yaşıyoruz yani. Ondan da şu anda ben 2,5 milyar kira öderken şu anda 7,5 milyar kira ödüyorum ben. Bu işin müsebbibi kimdir abi? Nedir? Suriyeliler geldi diye mi oldu? İşte devalüasyon mu var? Devalüasyon mu artık suçlu? Genelde altın mı ne olduğunu biz bilmiyoruz yani. Neler dönüyor biz bilmiyoruz yani. Her yerde bir sıkıntı var. Sıkıntılar çekiyoruz yani biz. Sıkıntılar şu anda halada yaşıyoruz yani. Siz mültecilerden rahatsız mısınız? Şu anda bir şey görmedik yani. Ben daha bir şeyle rastlanmadım. Yani rahatsız olan insanlarımız var yani. Bazı vatandaşlar diyor taciz, hırsızlık olayları arttı bunlar geldikten sonra. Evet. Tabii artıyor. Şu anda artış var yani muhakkak. Doğru. Bazı yerlerde var. Belki bazı kesimlerde olacak yani. Tamam. Ama biz rastlamadık, daha bir şey görmedik yani. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bin yaşasın tabii, olası abi, öyle. Olur mu şey, senin vatandaşın da zararlı. Vatandaşın da şu anda vatandaşın da sıkıntı içerisinde. Şu anda sıkıntı içerisinde. He. Bakalım daha nasıl. Şaka yapıyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Sen de he diyorsun. Şu anda sıkıntı içerisindeyiz. Yani geçim sıkıntısı çok yüksek şu anda. Peki abi, şimdi bu buğday mı pahalı? Ne oldu da giderler mi pahalı? Ya niye bu ekmek bu kadar yükseldi? Buğday mı pahalı? Artık bitti, çiftçilik şu anda kalmadı. Yani ortama bakıyorsun, bir şey alıyorsun, bakıyorsun, hiç alamıyorsun. Şu anda biz işçi kesimiz, şu anda bizim aldığımız ücret giderimizi karşılamıyor. Siz yömiyeli mi çalışıyorsunuz? Ben yömiyeden çalışıyorum. Ne kadar yömiyeli? Ben şu anda 500'e çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben şu anda fırıncılık yapıyorum. Fırıncısınız. Evet, şu anda fırında çalışıyorum. Sigortam yok, hiçbir şeyim yok. Sadece ben bunun içerisinde 7,5 milyon ben kira ödüyorum. Kaç saat çalışıyorsun abi? Şu anda sabah 7'de gidiyorum. Saat akşam 7.30'da falan işimiz bitiyor. 12 saat çalışıyorum. 12 saat şu anda çalışıyorum. Şu anda 5 TL. Çalışmadığın gün aç kalıyorum. Aç kalıyorum şu anda. Sıkıntı içerisine giriyorum ben. 30 gün çalışsan sen zaten 15 bin lira yapıyorsun. 15 bin yapıyor. 15 binin yarısı zaten kiraya gidiyor. Değil mi? Evet. Tabii. 30 gün çalışırsan. Tabii 30 gün full çalışırsam. İnsan bunun, olarak bir gün izin yapacaksın. Tabii illa o da benim hakkım. Yani, tabii bunun elektriği, suyu, doğalgaz. Tabii doğalgaz sigortası olduğu müddetçe gidelim şu anda 10 TL. Şu anda ben 4 TL, 5 TL ben geçim yapıyorum. 5 bin arası geçim yapıyorum. Peki pazar marketlerde fiyatlar niye yükseliyor abi? Ne oluyor? Bizim tarım ülkesi değil miyiz? Tarım ülkesi, onu ilgilenen kimse yok. Şimdi tarım ülkesi olmadığından dolayı artık bilmiyorum neler şey oluyor, bilmiyor yani biz. Her şeyi ne elimize atıyoruz, iki katı. Mesela peynir alıyoruz, en azından peynir 50-60 milyon. Şu anda peyniri alıyoruz. Nereden bakıyorsun? 150 milyon. Onu alamıyoruz. Ancak yemeğimizin, çalışmamızın amacından bir kısmını peynire veya yağa veriyoruz. Şu anda yağ 170-180 milyon. Ama neler şey oluyor bilmiyoruz yani. Evet. Halka yardım etsin. Allah yardımcısı olsun. Peki abi, önümüzde Mart ayında bir seçim var. Evet o. Belediye seçimleri. Evet o. Kime destekleyeceğiz? Mesela hangi partiden aday çıksa destekleyeceğiz? Ya gelet deyip alır. Oy çağırıyor. Onun şartlarına bağlı. Ona bir şey diyemiyorum ben. Şu anki belediye başkanından memnun musun? Normal. Tam iyi değil ama normal. Şu anda şeyler. Destekler misin aday olursa?
bakalım, duruma bakarız. Ona bir şey söylemiyorum. Teşekkür ederim. Urfa'daki genel geçimleri soruyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Vallahi İstanbul'dan siz geldiğinize göre İstanbul'da buradan daha kötü İstanbul. İstanbul buradan daha kötü. O çocuklar, o talebeler yurt bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlar. Perişan olmuşlar. Vatandaş burada nasıl geçiniyor? Vallahi burada tarım falan daha fazla mesela. İyi mi burada durumlar? Ya işte tuzu kuru olanlar şey yapmıyor, belirtmiyor bir şey. Fakirler, evet, garibanlar bütün hep ezilen. Tuzunuz yaş mı? Benim mi? Ben bir memurum ya. Emekli. Emekliyim. Verdiklerini buradan sıkıp buradan yalıyoruz. Hangi haber bu? Bu YouTube kanalı efendim. Evet. Peki siz kaç yıl hizmet verdiniz devlete? 28 sene, 8 ay, 29 gün. 28 yıldan fazla hizmet verdiniz. Evet. Şu anda size layık gördükleri rakam nedir acaba emekli maaşı olarak? 12,5 lira. 12,5. Evet. Asgari ücretin 1000 lira üstü. Evet. Yani bu mu? Bu rakam yetiyor mu size geçirmek için? Yeter mi kardeşim ya? Benim şimdi emekliyim ben. Çoluğum çocuğum evlenmiş. Ev kiram yok. Ev kiram yok. Yoksa yetişir mi bu para? Dalga geçiyorlar. Biraz kira olsaydı, yani kira, daha bir de çocuk çoluk okutacak olsaydınız, onların ev kiraları olsaydı ne yapacaksınız? Mümkün değil, mümkün değil yetişmesi. Yani şimdi yumurtayı taşıyanla kıranı bir ediyorlar. Ben diyelim ki 28 sene, 29 sene prim ödemişim örneğin. Öbürü 4 sene prim ödemiş. Ben aynı maaş alıyorum. Konuş bak. Ya yok, benim sinirlerim bozuluyor hocam ya. Vallahi böyle şey mi olur? Şu an çalışan memurlar ne kadar oluyor? Çalışan memurlar 30'dan 40'tan aşağı almıyorlar artık. Nereden alıyor ya? Şimdi emekli olanlar ne kadar alıyor? Emekliler. Emekliler ya. Kimler şey, alıyor? Emekliler almıyor. Çalışanlar alıyor. Şu an emekli olan, yeni emekli olanlar ne kadar alıyor? Vallahi yeni emekli olanları siz de biliyorsunuz ne kadar aldığını. Her gün televizyonlarda cayır cayır konuşuyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok.